İşte o Eski Said eserleri dediğimiz 1921'e kadar yazılan Eski Said dönemi eserlerini bu Abdurrahman abi alıyor, onları süzüyor ve onların içerisinden tabiri caizse vecizeler çıkartıyor, özlü sözler çıkartıyor. Ve bunlara hakikat çekirdekleri diye isim koyuyor. Bu şekilde iki tane kitap yapıyor. Hakikat çekirdekleri 1, hakikat çekirdekleri 2 diye iki tane kitap yapıyor. Bu kitaplar bakın Üstad Hazretlerinin Eski Said dönemindeki kitaplarının çekirdekleri. Yani fikirleri. Fikirleri yani tohumları tabiri caizse oluyor. Daha sonra 1921'in sonunda az önce bahsettiğimiz lemaat vardı hatırlayacaksınız. 32. lemaya alınan hani Eski Said'in eseri demişti Üstad Hazretleri. O lemaata da Üstad Hazretleri bakın ne demiş? Sağdaki de lemaat isimli kitabın kapağının resmidir. Yani kapağındaki yazılardır. Orada da diyor ki lemaata çekirdekler çiçekleri. Yani çekirdeklerin çiçekleri diyor lemaata. Niye çekirdeklerin çiçekleri dedi? Çünkü Abdurrahman abinin yapmış olduğu o vecizeler, o özlü sözler onlara çekirdekler denmişti ya. Hülasa fikirler, öz fikirler, vecizeler, özlü sözler onlara çekirdek denmişti. Bu lemaatta da sanki o çekirdekler biraz açılmış, çiçek açmış yani. Dikkat ederseniz lemaatta bu Eski Said döneminde olan fikirlerin hepsi var. Ekseriyette %80, %90'ı var. Peki böyle kısa kısa mı? Yok birazcık uzun ama çok da uzun değil. Şiire benziyor, şiir şeklinde de değil. Biraz nesre benziyor, çok nesre de fazla benzemiyor. Yani farklı bir şey, acip bir tarz yani, garip bir tarz. Zaten kendisi Bediüzzaman, garip bir tarz var. Ama o fikirler biraz daha inkişaf etmiş. Üstad o fikirleri, o çekirdekleri tabiri caizse biraz daha açmış. Hafif çiçek vermiş artık bu fikirler. Peki bu çiçekleri biraz daha inkişaf ettirdiği zaman, fidan haline getirdiği zaman biz bunu nerede bulalım? İşte biz bunu da Mesnevi'de buluyoruz. İşte o Mesnevi'nin içindeki o parçalarda buluyoruz. Yani 1922 ve 23'te yazılan, 1922 ve 23'te yazılan Habbe, Katre, işte Zühre dediği Üstad Hazretlerinin o Arapça olarak yazılan, biraz daha genişçe yazılan, hafif daha böyle tafsilatlı olarak yazılan, genişletilmiş olarak karşımıza çıkan ama bütün de tafsilatlı değil. Yani biraz daha genişletilmiş şekilde Mesnevi'nin parçalarında bunları buluyoruz. İşte onun için Üstad Hazretleri bunlara çekirdekler, lemaata çekirdeklerin çiçekleri, Mesnevi'ye de fidanlığı diyor. Artık biraz daha fidan olmuş. Peki Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur da aslında aynı fikirlerin bahçesidir. Ki aşağıdaki ifade Üstad'ın ifadesi. O ifadeyi şimdi inşallah okuduğumuzda biraz daha net anlaşılacak. Demek o fidanlık Mesnevi, Mesnevi'den bahsediyor şu anda. Demek ki o fidanlık Mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur, nasıl tarif etti? Risale-i Nur'a da bahçesi dedi. Artık demek ki her bir fidan Risale-i Nur'da artık birer ağaca dönüşmüş, meyve vermiş, Allah'ın niyetiyle dal budak salmış, çiçeklenmiş ve yapraklanmış. O zaman buradan şöyle söyleyebilir miyiz? Demek ki Üstad Hazretlerinin aslında Eski Said, Yeni Said arasında yani konu açısından çok bir farkı yok. Aslında Eski Said'de olan bütün çekirdekler, tabiri caizse bütün fikirler, bütün mevzular aslında Yeni Said'de var. Fark ne? Fark sadece eskiden daha veciz şekilde var, daha özlü şekilde var. Yeni olanda daha tafsilatlı şekilde var. Daha geniş şekilde var. Eskide olanlar sadece belki kendi çok zeki talebelerine hitap ediyor. Belki sadece ulemaya, alimlere hitap ediyor. Onların anlayacağı tarzda. Fakat inkişaf etmiş dönemine baktığınız zaman aynı fikirler herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde. Eskiden bir defa söylüyor, bir daha söylemiyor. Fakat yeniye baktığınız zaman bir sözlerin bir parçasından meseleyi söylüyor. Belki anlaşılamamıştır diye bir lemaların bir başka parçasında yine aynı meseleyle ilgili bir şeyler söylüyor. Sonra gidiyor mektubatın bir parçasında yine gerektiği zaman aynı meseleyle ilgili bir şey söylüyor. Yani müthiş bir tafsilata giriyor. Sonra tekrar eski döneme bakıyorsunuz, Eski Said dönemine.
Yani konular aynı. Dile bakıyorsunuz, dil ağır, dil zor. Herkes bilemiyor, fark edemiyor. Ama Yeni Sait dönemine bakıyorsunuz, dil çok kolay. Yani ilkokul mektebindeki, yani mektepteki çocuklar bile anlayacak şekilde 50-60-70 yaşındaki okuma yazmaya bilmeyen ihtiyarlar bile anlayacak şekilde dil kolay. Yani şu anda dil bizim için problem olduğu için bize zor gibi geliyor da fakat yazıldığı dönem itibariyle o dönemin kitaplarını eğer karşılaştırabilirseniz, kıyaslayabilirseniz o zaman göreceksiniz o dönemde çok kolay yazılmış. Yani dil çok kolay aslında. Hatta Risale-i Nur'u okuyan çocuklar anlıyorlar. Yaz tatillerinde tatil yapmıyorlar. O kadar çok hoşlarına gidiyor ki Risale-i Nur. Risale-i Nur çoğaltıyorlar. Yaz tatillerini Risale-i Nur çoğaltarak geçiriyorlar. Şimdi anlamasa, anlayıp bir lezzet almasa bunu yapamaz. Bazı ihtiyarlar ve ihtiyareler, yani bay bayan ihtiyarlar, yani Risale'yi okuyup anladıkları, anlayıp aşk ve şevk duyduklarından dolayı okuma yazma bilmeyenler sırf Risale'yi çoğaltabilmek için okuma yazma öğreniyorlar ve Risale çoğaltıyorlar. Ya demek ki o zaman dil çok kolay mı anlaşılıyor yani. Elhasıl demek ki o zaman tekrar edeyim. Eski Sait döneminde ve Yeni Sait döneminde fikir noktayı nazarından yani konu noktayı nazarından anlatılan mevzular ve meseleler noktayı nazarından mevzu açısından bakıldığında çok bir fark yok. Orası çekirdek, lemahatla biraz çiçek açmış. Efendim Mesnevi'nin parçalarıyla, o Arapça parçalarıyla biraz daha fidana dönüşmüş. Sonra da Risale-i Nur bahçeliğinde her birerleri teker teker bir hüşeyin bir ağaç haline gelmiş ki burada fasıldan fasıla iki de belki bunu görmüşsünüzdür. Orada bakın ki ifadeyi okuyayım size. Mesnevi onun ilk eserlerindendir. Tabi İhsan Kasım Salih abi hatırlayacaksınız. Bir şey yapınca Arapça Mesnevi'yi yazınca Arapça Mesnevi'yi yazınca ona bir ön söz istedim. O ön söz bu fasıldan fasıla iki de var. Oradan isterseniz okuyabilirsiniz. Oradan bir parça ben isterseniz okuyayım. Orada Mesnevi'nin bir araya getirilen Arapça Mesnevi'ne bir ön söz verildi. O ön sözündeki ifadeler bunlar. Mesnevi onun ilk eserlerindendir. Bu kitapta birer rüşeym, birer katre, birer tomurcuk halinde kendini gösteren onun altın düşüncelerinden her damla, her yaprak, her filiz, ileride birer ırmak olmuş çağlamış, birer gül bahçesi gibi türlenip çevresine kokular salmış, birer orman gibi mehip mehip uğuldamış, dostlarının müminane, mütefekkirane, şairane hislerini gıdıklamış ve onları coşturmuş, düşmanlarının da ruhlarına korkular ve velveleler salmıştır. Aynen Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle aynı değil mi? Şöyle isterseniz bir eğer bir geri alabilirsek evet bir geri. Üstad Hazretleri ne dedi? Demek o fidanlık mesnevi dedi. Sonra bahçesi olan Risale-i Nur dedi. Burada da bu rüşeymler daha sonra bir bakmışsınız ki bir gül bahçesi haline dönmüş. O katreler bir ırmak olmuş. O tomurcuklar işte efendim bir orman haline geri vermiş. Yani eski dönemde olan o çekirdekler yeni dönemde Risale-i Nur'la her birerleri işte efendim birer ağaç, birer orman, birer ırmak haline geri vermiş. Nurların değişik parçalarında ayrı birer vüzuh ve zenginlikle ele alınan, her biri ayrı bir kitaba mevzu teşkil edecek olan dünya kadar meselenin hem birer meşheri hem de birer fihristi gibidir Mesnevi Nuriye. İşte Mesnevi'nin bu hususiyeti vardır ki biz de burada neden dolayı Mesnevi'ye girdik ve üzerinde durduk? Çünkü Mesnevi her ne kadar 1922 ve 23 tarihinde Arapça parça parça yazılmış olsa da Üstad Hazretleri onları sonradan topladı. Abdülmecit abiye kardeşine tercüme ettirdi. Tercümesini kendisi efendim gözden geçirdi. Gözden geçirdikten sonra Türkçesine Mesnevi Nuriye diye isim verdi. Verdikten sonra da onu 33. lemanın içerisine yerleştirdi. Yani sistematiğine Risale-i Nur'un sistematiğinin içerisine Mesnevi de bu şekilde girmiş oldu.